Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle uzunluk ölçme birimlerini öğreniyoruz. Çocuklar, uzunluk ölçme denildiği zaman bizim aklımıza boyumuzun ölçülmesi gelebilir. Benim boyumun ölçüsü, ayağımın yere basan kısmıyla başımın en üst noktası arasındaki mesafedir, değil mi? Yine aynı şekilde bir nesnenin boyu da iki ucu arasındaki uzaklık farkıdır. Şimdi bunları iki tür uzunluk ölçme birimleriyle göreceğiz. İlk olarak uzunluk ölçüleri ikiye ayrılır dedik. Standart uzunluk ölçme birimleri. İkinci olarak da standart olmayanları öğreniyoruz. Standart olanlar metredir çocuklar. Benim kitabımın boyunu ben metre ile ölçtüğümde sonucum 30 santim çıktı. Annem ölçerse yine aynı çıkar. Babam ölçerse yine aynı çıkar. Amcam ölçerse yine aynı çıkar. Standarttır bu boyu kitabın, değil mi? Ama standart olmayan uzunluk ölçü birimleri karış, kulaç, adım, ayak ve parmaktır. Bunlarla ölçüldüğü zaman kişiden kişiye değişik sonuçlar çıkabilir çocuklar. Örneğin 5 yaşındaki bir çocukla 30 yaşındaki birinin ayak uzunlukları eşit değildir, değil mi? O yüzden bunlar ölçerse farklı çıkar sonuç ya da parmak uzunlukları eşit değildir. Bu kitabı ikisi de ölçerse çocuğun parmağıyla 5 parmak boyunda çıkabilir ama babasının, amcasının parmağıyla 3 parmak boyunda çıkabilir. O yüzden bu ölçüler bizi yanıltır. Her zaman kesin sonuç vermez. Biz kesin sonuç almak için metre kullanıyoruz. Standart olmayan uzunluk ölçüleri ölçümü yapan kişinin yaşı ve fiziksel özelliklerine göre değişir. Yani 5 yaşındaki çocukla yine 30 yaşındaki babasının ölçüm yapmasını karşılaştırdık ve kişiden kişiye değişeceğini burada gördük. Her insanın parmak, karış, kulaç, ayak ve adım uzunlukları farklıdır. Bu nedenle standart olmayan ölçme birimleriyle doğru ölçme yapılamaz. Evet, kişiden kişiye çünkü sonuç değişir. Şimdi parmaklara bakalım. Burada parmak kalınlığı, burada iki parmak kalınlığı, burada ise 4 parmak kalınlığını göstermiş çocuklar. Evde herhangi bir yakınımızla, büyüğümüzle parmaklarımızın kalınlığını karşılaştırabiliriz. Bizim 4 parmak kalınlığımız onlarınkinden muhakkak daha küçük olacaktır. Hemen devam ediyorum. Silgimizin uzunluğunu parmağımızla ölçebiliriz. Evet, silginin boyutu küçük olduğu için parmakla ölçülebilir. Kitabımızın uzunluğunu yine parmağımızla ölçebiliriz. Kalemimizin uzunluğunu da parmağımızla ölçebiliriz. Ama kişiden kişiye farklı sonuçlar elde ederiz. Şimdi karışı inceleyelim. Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmak arasında kalan kısım tam bir karıştır. Çocuklar gördüğünüz gibi parmaklar birbirinden uzak duruyor, ayrı duruyor. El gergin. Baş parmak ve serçe parmak arasında kalan mesafe. Şimdi daha güzel görelim. Evet, ben buna bir karış diyorum. Sıramızın uzunluğunu karışımızla ölçebiliriz. Devam edelim kulaç. Kulaç ise gördüğünüz gibi çocuklar, kollarımız tamamen gergin, iki kol arasındaki mesafe. Hemen daha güzel görelim. Bu şekilde. Bu bir kulaçtır ve kişiden kişiye yine değişir. Sınıf tahtamızın uzunluğunu kulacımızla ölçebiliriz. Öğretmenimize göre 2 kulaçtır, bize göre 3 kulaç olabilir. Şimdi ise ayaktayız. İki ayağın ucuca getirilerek uzunluğu ölçülmek istenen yerin ayak ile ölçülmesidir. Bakıyorum. Topuğumla baş parmağım arasındaki mesafe benim ayak uzunluğumu verir çocuklar. Bu şekilde ölçüm yapabilirim. Hemen örneğimize bakalım. Sınıfımızın uzunluğunu ayağımızla ölçebiliriz. Şimdi adımdayız. İleriye doğru atılmış ayağımız ile geride kalan ayağımızın topuğu arasındaki uzaklık bir adımdır. Hemen bakıyorum. İleriye doğru attığım ayağım ile gerideki ayağımın topuğu arasındaki mesafe. Evet, burada da bir adımı görmüş olduk.
Sınıfımızın uzunluğunu adımlarımızla ölçebiliriz. Yine sınıfınızı ölçebilirsiniz. Odanızın uzunluğunu ölçebilirsiniz bu şekilde. Hemen sorularımıza bakalım. Aşağıdaki varlıklardan daha uzun olanları işaretleyelim. Sizce tavşan mı daha uzundur, fare mi? Evet, tabii ki de tavşan daha uzundur. Bu ev mi uzundur yoksa bu bina mı? Evet, tabii ki de bina daha uzundur. Bu merdiven mi, diğer merdiven mi uzundur sizce? Evet, tabii ki bu daha uzundur. Boylarını karşılaştırdığımda bakın ikisinin de alt kısmı yerde ama bununki çizgimi çektiğim zaman diğerinden daha kısa olduğunu görüyorum. Aradaki mesafem bu kadar. Bakın şöyle daha güzel görelim. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki varlıklardan daha kısa olanları işaretleyelim. Hemen bakıyorum ve daha kısa olanı gördüm. İşaretledim. Burada bakıyorum. Daha kısa olanı gördüm. İşaretledim. Burada havuçlara baktım. Daha kısa olanı gördüm ve işaretledim. Aşağıdaki varlıkları uzundan kısaya doğru numaralandırarak sıralayalım. Uzun olana burada kaç kişi varsa ona göre sıra vereceğiz. 1, 2, 3, 4 kişi var değil mi? En uzun olana 1 demiş çocuklar. Daha sonra hangisi uzundur? Bakıyorum. Evet, bu arkadaşımız daha uzun. 2 diyorum. 2 tane arkadaşımız kaldı. Onları karşılaştırıyorum. Ve şapkalı arkadaşımız daha uzun. 3 diyorum. En sona bu arkadaşımız kaldı. Ona da 4 dedim. Burada ise zürafaları karşılaştırıyoruz. Hemen baktım. En uzun olan, başı en yüksekte olan budur. 1. Zaten 2'yi bana vermiş, numaralandırmış. Şimdi bu iki zürafa arasında karşılaştırma yapacağım. Bakıyorum. Bu daha uzun değil mi? 3 diyorum. Ve diğerine ise 4 diyorum. Şimdi sayıları karşılaştıralım. En uzun olan, başı en yüksekte olan bu. 1. Daha sonra uzun olan, bakıyorum bu gibi. Evet, çizgimi çektim. Diğerlerinden uzun. 2 dedim. Şimdi bu iki sayıyı karşılaştırıyorum. Baktım ve bunu daha uzun gördüm. 3 diyorum. Diğeri ise 4 olur. Şimdi ağaçlarıma bakıyorum. En yüksekte olan birincisi. Bakıyorum diğer ağacıma. Evet, ikinci olarak yüksekte olan bu ağacım. 2. Bakıyorum diğerine. Üçüncü olarak bu ağacım. Ve son olarak da bu ağacım. Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinin adlarını yazalım. Neydi çocuklar? İki tane kolunu gergin tutacak şekilde açmış ve bize evet kulacını gösteriyor. Kulaç. Burada neydi? Topukla ayak arasındaki mesafe. Evet, adım. Burada ise bakın ayak mesafesi. Ayaklarını birleştirerek zaten ölçüyor. Ayak. Burada ise zaten parmağıyla ölçüyor değil mi? Parmak. Ve son olarak da burada baş parmağıyla serçe parmağı arasındaki mesafeyi ölçüyor. Buna da karış diyoruz çocuklar. Evet, dersimiz buraya kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Güzelce öğretmeninizi dinlediğiniz için bence mutlaka anlaşıldı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol bol tekrar yapın. Sağlıklı günler diliyorum.